İngilizce'de nasıl cümle kurarız? En basit yapmanız gereken şey özne ve fiili yan yana yazmak. Öznelerimizi biliyorsunuz. Tekrardan hatırlayalım. I, ben. You, sen. We, biz. They, onlar. He, erkek o. She, kız o. It, cinsiyetini bilmediğimiz o veya nesnelere it diyoruz. Şimdi öznelerimizi biliyorsunuz. Nasıl cümleye başlayacaksınız? Özneyle. Ve hemen yanında da fiil getirmeniz lazım, eylem getirmeniz lazım. Bu yüzden eylemin, fiilin ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Mekmak alan kelimeler ve eylem hareket içeren kelimeler fiildir. Onları ne yapıyorsunuz? Öznenin hemen yanına getiriyorsunuz. Türkçe'de normalde bu diziliş nasıldır? Ben tenis oynarım. Bakın eylemi, fiili Türkçe'de hep en sona getiririz. Ama İngilizce'de ne yapacakmışız? Öznenin hemen yanına yazacağız. Mesela ben tenis oynarım. Nasıl yazıyoruz İngilizce'de? I play tennis. Bu diziliş Türkçenin biraz daha farklı hali. Türkçe'de ne yapıyormuşuz? Fiili en sona getiriyormuşuz ama İngilizce'de öznenin hemen yanına fiili getiriyoruz. Yani eylemi getiriyoruz. Tenis nedir? Nesnemizdir. Yani ne oynarım diye sorduğunuzda aldığınız cevap bizim nesnemizdir. O da İngilizce'de fiilden sonra yazılır. Şu örneği tekrar inceleyin. Ben tenis oynarım. Nasıl geçtik? I play tennis. Demek ki tekrar hatırlayalım. Fiili nereye getireceksiniz? Öznenin hemen yanına getiriyoruz. Diğer bir örnek. Biz müzik dinleriz. Bakın dinlemek fiilim, eylemim Türkçe'de nerede? Cümlenin en sonunda. Ama İngilizce'de ne yapıyoruz? Öznenin hemen yanına getiriyoruz. We listen to music. Music ne? Nesnemiz. Peki nesneyi nasıl buluyoruz? Yani Türkçe bir cümlede onun nesne olduğunu nereden bileceğiz? Eyleme sorun ne dinleriz diye. Aldığınız cevap sizin nesnenizdir. Ve onu da İngilizce'ye çevirirken ne yapıyorsunuz? Nesneleri fiilden sonra getiriyorsunuz. Her cümlede nesne olmak zorunda değil. Asıl ne demiştik? En basit cümleler nasıl oluşuyordu? Özne ve fiil koymanız yeterli. Yani I play dediğinizde bu aslında anlamlı bir cümledir. Sadece detaylar verilmemiştir. Ben oynarım. Ne oynadığı, ne zaman oynadığı, nerede oynadığından bahsedilmiyor. Ama I play dediğinizde anlam içeren İngilizce bir cümle kurmuşsunuz demektir. Detay ekleyelim. Ne oynarsın? Ne oynadığımızı da eylemden sonra getiriyoruz. I play tennis. Yer ve zamanı nereye getireceksiniz? Onu da en sona ekleyebiliriz. I play tennis at school. Okulda oynayalım. Yerine ekledik. Zamanını da ekleyelim. Every Monday. Gördünüz mü? Yer ve zaman da cümlenin sonuna doğru eklenebiliyor. Asıl unutmamamız gereken şey neymiş? Özne ve fiili yan yana yazmanızın gerektiği. Diğer bir cümleyi inceleyelim. Sen mavi seversin. Nasıl yazacağız onu? Öznemizle başladık. Yanına eylemimizi koyduk. Sevmek fiili like'tır. You like blue. Yine mavi nesnedir. Nesne olduğunu nasıl anladık? Sorun ne seversin? Aldığın cevabı ne yapıyorsun? Nesne olarak fiilden sonra yazıyorsun. You like blue. Türkçe'de fiilin nerede? En sonda. Ama İngilizce'de nerede? Öznenin hemen yanında. Unutmaman gereken en önemli şey bu. Diğer bir cümlem. Kediler ağaca tırmanır. Eylemim Türkçe'de nerede? En sonda. Ama İngilizce'de nerede olacak? Öznenin hemen yanında. Cats climb the tree. Kediler ağaca tırmanır. Burada nesne almamış aslında, yerini belirtiyor. Az önce de söylediğim gibi her cümlede nesne olmak zorunda değil. Burada tree'yi en sona yazdım ama artık o bir yer belirteceğim. Mary bankada çalışır. Yine Türkçe'de eylemim nerede en sonda. İngilizce'de nereye koyacağımızı konuştuk. Öznenin Mary'nin hemen yanına. Çalışmak fiili nedir? Work. Mary she öznesi olduğu için ona genel bir yani geniş zaman olduğu için s eklemeyi unutmuyorsunuz. Mary works in a bank. Yine burada bir nesne yok. Çünkü neden yok? Nesneyi nasıl buluyorduk? Ne? Neyi
ve kimi sorularını sorarak. Şimdi bu cümlede bir soralım. Ne çalışır, neyi çalışır, kimi çalışır? Burada bir nesne yok. O yüzden nesne kullanamıyorum ama ne yaptım? Cümlenin sonuna bu sefer de yer bilgisi ekledim. Peki yer eklemesem bu cümle benim için yine anlamlı oluyor mu? Mary works dediğinizde yine anlamlı bir cümle, İngilizce cümle kurmuş oluyorsunuz. Neden? Çünkü öznenin hemen yanına eylem getirmişiz. Mary works ne demek? Mary çalışır demek. Ama detay eklemek istediğinizde yerini ne yapıyorsunuz? Fiilden sonra ekleyebiliyorsunuz. Peki ya eylem yoksa, fiil yoksa o zaman ne yapacağım? Ben öğrenciyim demek istiyorsun. Burada mekmak alan bir eylem, bir fiil yok. Mesela öğrenci mek sağlamasını öyle yapabilirsiniz. Ben öğrenciyim. Burada bir eylem yok. Ama benim kuralım neydi? Her özneden sonra bir fiil gelmesi gerektiğiydi. Ne yapacağım ben şimdi buradan? Artık öznenin yanına mutlaka bir fiil eklemem lazım. Artık neyden yardım alıyorum? Emizar yardımcı fiillerinden. Yani emizarın görevini bilmeniz çok önemli. Onlar neymiş? Yardımcı fiilmiş. Am, is, are benim yardımcı fiillerim. Demek ki senin Türkçe cümlende ya da kurduğun cümlede bir eylem yoksa ne yapıyorsun? Öznenin yanına sahte bir fiil getiriyorsun. Yardımcı fiil getiriyorsun. Ne koyuyoruz? I am student. Demek ki öznelerin yanına am, is, are gelmesinin nedeni neymiş? Bu kuralın gerçekten asla değişmiyor olması. Yani sizin cümleniz fiil içermese de ne olacak? Öznenin yanına mutlaka yardımcı, yani gerçek olmayan bir eylem getirmeniz gerekiyor. Annem hemşiredir diyorsunuz. Bu cümlede de bir eylem yok, bir fiil yok. My mother özneyle cümleye başladım. Ama ne demiştim? Öznenin hemen yanında bir eylem olması lazım. Kurduğum cümlede eylem yok. Ne yapacağım o zaman? Yardımcı fiillerden yararlanacağım. Annem she olduğu için bayan. Ne kullanacağım yardımcı fiil? Is. Ne diyeceğiz o zaman? My mother is a nurse. Yani is'i kullanmanızın nedeni neymiş? Her özneden sonra mutlaka bir eylem kullanma zorunluluğumuz. Ama kurduğumuz cümlede de eylem yok. O zaman ne yapıyorum? Eylem olmayan sahte bir eylem çağırıyorum. Onları da biz yardımcı fiiller, yardımcı eylemler diyoruz. Biz mutluyuz diye bir cümlemiz var. Böyle bir cümle kurmak istiyorsunuz. Yine öznemin yanına mutlaka bir fiil gelmeli. Ama mutlumak bir fiil değildir. O yüzden ne yapıyorum? Buraya yardımcı fiil getiriyorum. Yine asla unutmamanız gereken ne? Öznenin yanında mutlaka bir eylem, bir fiil olduğu. Şimdi onları bir tekrar edelim. Yardımcı fiil ne zaman kullanacağız? Eylemimiz yoksa. A ile am kullanacağım. He is, she is, it is. You are, we are, they are. I, ben, he, erkek o, she, kız o. It, cinsiyetini bilmediğimiz veya nesneler için kullandığımız o. You, sen, siz, we, biz, they, onlar. Bunları unutmuyorum. Ne zaman kullanacağım am, is, are'ı? Eğer kurduğum cümlede eylem yoksa. Ben her gün okula giderim demek istiyorum. Şöyle bir şey yazsam doğru olur mu? I am go to school every day. Şimdi benim burada eylemim go var. Go nedir? Hemen yaz üstüne sağlamasını yap. Gitmek. Tamam, bu bir eylem. Peki artık benim am'e ihtiyacım var mı? I am go to school. Yani gerçekten bir fiil varken yanına bir daha yardımcı fiil çağırmama gerek var mı? Hayır. Senin gerçekten bir fiilin varsa, öznenin yanında bir eylemin, bir fiilin varsa artık yardımcı fiil getirmene gerek yok. Mesela My mother, annem hastanede çalışır diyelim. Şimdi çalışmak fiilim var. Artık ize tekrar çağırmama gerek var mı? Yardımcı bir fiil getirmeme gerek var mı? Hayır. Çünkü gerçek eylemim varsa çalışmak, onu da sağlamasını yapalım. Bakın mekmak almış. Eğer böyle bir eylemim varsa artık yardımcı fiil çağırmama gerek yok.